Herkese merhaba. Ben Ak Yatırım Pazarlama Müdürü Burçin Erkmen. Bugün de Uluslararası Piyasalar Müdürümüz Berk Dinçtürk ile beraber haftalık piyasa analizimizi paylaşacağız sizlerle beraber. Berk, bu hafta hangi pariteyi konuşacağız seninle? Bu hafta ilginç bir parite konuşacağız aslında. Dolar Kanada doları üstlenen bir analiz yapacağız. Biliyorsun genelde piyasalarda Euro dolar, işte Japon yeni ve sterlin konuşuluyor. O yüzden bu hafta değişiklik yapıp hem de enteresan bir hikayesi olan Dolar Kanada dolarını konuşacağız. Peki neden bu pariteyi seçtik? Bunu şundan seçtik. Birincisi iki ülke aslında biliyorsun yakın zamanda bir nafta anlaşması yaptı. Artık bunun adı USMCA olarak geçiyor. Yani Kanada, Meksika ve Amerika arasında bir anlaşma oldu. Bundan başka petrol fiyatlarındaki hareket Kanada ekonomisine bağlı olarak, Kanada ekonomisini de etkiliyor dolaylı olarak. Onun dışında bu hafta Kanada Merkez Bankası toplantısı var. Aslında paritemin baktığın zaman birkaç tane hikayesi var. Bizim de ilgimizi çeken nedenlerden biri bu oldu aslında. Peki bu Merkez Bankası toplantısıyla alakalı senin beklentin? Şimdi aslında piyasa beklentisi şöyle, Bank of Canada'nın bu hafta 25 baz puanlık bir artırım yapması bekleniyor. Böylece faiz oranları Amerika'ya biraz daha yakın sıcak aslında. Bunu zaten piyasa çoktan beri fiyatlıyordu. Yani aslında bu faiz artışı fiyatların içinde daha önemli olan konu şu. Toplantıda, basın toplantısında ileriye yönelik faiz artırım patikasında nasıl bir yol izleyecekleri. Biz de buna odaklanacağız. Tamam. Bununla alakalı şöyle, şimdi istersen ben başlayayım biraz da derinleştireyim analizleri. Şimdi geçtiğimiz Cuma günü Kanada'dan bu Eylül ayı çekirdek TÜFE verileri geldi ve beklentinin aslında çok altında geldi. Yani piyasa beklentisi 1.8 iken 1.5 olarak açıklandı. Bu aslında hani bu faiz artışını, çarşamba günkü faiz artışını direkt olarak etkilemez ama ileriye yönelik aslında SOS veren bir gösterge. Onun dışında perakende satışlar da piyasa beklentisi %0.2 iken eksi %0.4 geldi. Bu da piyasa beklentisinin çok altında. Yani Kanada ekonomisinde aslında böyle bir kademeli faiz artırımları olmayabileceğini işaret ediyor veya bazı noktalarda zayıflığa dikkat çekiyor daha doğrusu söylemek gerekirse. Ek olarak da konut sektöründe aslında bir yavaşlama var Kanada'da. Bu da ekonomisini hani orta uzun vadede faiz artırımlarına karşı belki biraz kırılgan hale getirebilecek doneler. Birkaç tane şey göstereceğim sana grafik buradan. Şimdi ilk başta bizim mevcut enflasyonumuza bakalım. Aslında Kanada'da yıllık bazda %2.3 iken Amerika'da, Kanada'da %2.2. Yani burada enflasyonlar çok yakınsıyor aslında birbirine. Mevcut durumda. Ama enflasyon beklentilerine baktığımızda Amerika ile Kanada arasında aslında makasın açıldığını görüyoruz. Yani 5 yıllıklarda 1.98 iken Amerika'da, Kanada'da 1.66 olarak fiyatlanıyor piyasa tarafında. Bu aslında orta uzun vadede Amerika'da işlerin Kanada'dan daha iyi gidebileceğine yönelik bir işaret. Getiri eğrilerine baktığımızda da bak geçen senekisi neredeyse böyle birlikte hareket ederken şimdi baktığımızda evet, Amerika'da getiri eğrisi Kanada'nın çok üstüne çıkıyor ve öyle devam etmesi bekleniyor. Bu da aslında ekonomik olarak Amerika'yı piyasanın daha olumlu fiyatladığını gösteriyor. Bu ne demek? Faiz artırımlarında Amerika Kanada'dan daha önde devam edecektir. Yani Bank of Canada Fed'e pek yaklaşamayabilir faiz artırımları konusunda. Geçen Cuma akşamı aslında biz Tradle web sitesinde bir paylaşım yaptık. Bu dolar kanada dolarına loony diyorlar traderlar terminolojik olarak. Loony uçmaya hazır. Evet, o an baktığımızda da şimdi teknik olarak da bir inceleyelim. Şimdi aylık grafiklerde aslında şu Ichimoku bulutu dediğimiz bulut tavanının tepesinde ve burada aslında kuvvetli bir yükseliş var. Tabii ki ay kapanmadan bir şey söylemek doğru değil. Henüz de bulutun üstüne çıkmış durumda değiliz aslında. Ama bu önemli bir gösterge. Yani baktığımızda bulut tavanına gelip buradan destek alıp şu anda kararsız bölgede devam etse de üstü altında dolar kanada dolar karşısında kuvvetlenmeye devam edecek şekilde bir görünüm var. Haftalık grafiklere geldiğimizde aslında bizim devasa bir tane falling wedge'imiz var. Bu düşen kama dediğimiz. Buna baktığımızda da sanki şöyle wedge'i kırmış. Şuralarda baktığımızda 1.29 seviyelerinde bir yükseliş yapmış. Ondan sonra tekrar düzeltmesini yapıp şuradan 1.27.70 seviyelerinden tekrar destek alarak sanki hareketine devam edecek bir görüntüsü var.
Yani 1.27-1.70 üzerinde kaldığı sürece parite aslında dolar pozitif olarak fiyatlanmaya devam edecek görünüyor teknik olarak. Daha kısa vadede günlük grafiklere indiğimizde de burada bir tane ters omuz baş omuz formasyonu var. Yani şurası bizim için kritikti, 1.30-1.70 seviyeleri. Biz burayı cuma günü Kanada'dan da kötü gelen verilerle kırdık. 1.30-1.30 seviyelerine, 39 seviyelerine kadar çıktık. Şimdi aslında yatayda bence çarşamba gününü bekliyoruz. Yani Kanada Merkez Bankası'nın ne diyeceğini. Burada ne yapılabilir? Ona bakalım. Bu Kanada dolar Kanada doları aktif vadeli kontratlarda piyasa bunu normalde olarak fiyatlar. Kanada doları dolar olarak fiyatlar. Yani bu yazdığımız rakamların aslında hep bir bölülü olarak telaffuz ediliyor. Ama hani 0.77'ler, 0.76'larla uğraşmak yerine normal spot piyasada da fiyatlanan, yani en azından daha genel bilinen haliyle biz inceleyelim bunu. Dolar Kanada doları olarak, ki aralık vadeli kontratlar aktif bunda. 1.30-1.70 üstünde kaldığı sürece 31-39, ki buraya cuma günü vardık aslında, 1.32-1.33-20 ve formasyon hedefi olan 1.35 seviyesine doğru bir yükseliş beklerim ben. Ha, neye dikkat etmek lazım? Daha kısa vadede 1.29 ama biraz daha uzun vadede tutmak istiyorsak da 1.27-1.70, yani şurası altındaki kapanışlar veya bu fiyat seviyenin altına sarkmak formasyonu bozabilir. Şu anda bakarsak ben aslında dolar kanada dolarında yükseliş yönünde kalmayı tercih ederim. Doları daha avantajlı görüyorum kanada dolarına karşı. Peki Berk, çok teşekkür ediyoruz. Biz yine piyasa analizlerimiz önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Bizleri hem YouTube kanalımızdan hem Instagram TV'den hem de Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.